sadece ezoterizmde dile getirilen ley hatlarıyla artık bilimsel çevrelerde yakından ilgileniyor. Ülkemizde de ley hatlarına ilişkin ilk çalışmaları yapan ve adım adım bu noktaların takibini yapan bir isim var. Konuğumuz bizim Murat İrfan Acabay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uzun ne yıllardır hoş ilgileniyorsunuz ley hatlarıyla. E vallahi kendi kendime geldiğimden beri diyelim. Hani derler ya akıl bali oldu. Ondan sonra bir hal oldu. Böyle bir ilgin, merakım doğdu. Nedenine gelince konuşuruz. Şimdi sorularla açalım evet, o zaman. Şimdi lehatları yaşayan gezegenin sinir sistemi. E, batıda e, buna e, peri e, yolları demişler. Keltler. Evet. E, İngilizler lehatları demiş. Çin'de ise ejderha patikaları olarak adlandırılan bu kanallardan konuşacağız. Şimdi evet. Lehatları nedir diye sorayım size. Evet bu e, bir felsefe diyelim. Çünkü e, felsefe ee, felsefe yapılır. Felsefe okunmaz. Leyhatlar ile ilgili e, hasbelkeder e, şunu fark ettim. Genç yaşta fark ettim. E, bir gün Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir höyüğün tepesine çıktım. Akşamüstü güneş batıyor. Şöyle şeye doğru, güneye doğru, Halep'e doğru baktığımda e, hava da herhalde açıktı. Muazzam sayısız höyük gördüm. Allah Allah. Evet, sayısız böyle aşağı doğru, Halep'e doğru değiliz. giden muazzam bir manzaraydı. Ee, yaşım gençti, 20 yoktum herhalde belki 18-20 arası öyle diyelim. Ee, o zaman baktım ki bu yöre, yöre zaten bunları bir mezar olarak kabul eder. Evet. Ee, bu höyüklerin böylesi e, boş düzgün bir arazide e, suni tepecikler yapılması kısmı o günlerde ilgimi çekmişti. Hatta e, burada bir matematik var dediniz. Kuşkusuz biraz mesleğimin de belki getirisiyle e, olaya biraz matematik baktım ve o günlerde aldığım notları şu an belki bulamayabilirim ama e, bir takım grafikler çıkarttım kağıtların üzerine. Yıllar sonra, yıllar sonra e, İngiltere'de bu buna benzer bir çalışmanın yapıldığını heyecan içerisinde okudum. Watkins. Watkins evet, Watkins <laughs> önemli bir e, e, amatör arkeolog öyle diyelim. O da benim gibi büyük ihtimalle ki aynı hissiyatı alınca çok heyecanlandım zaten. O da benim gibi bir e, ilişkiler yumağı olduğunu fark etmiş. Haliyle bu ilişkilerin birbiriyle olan münasebetini araştırmış. Biz tabii ki e, o gençlik ve toy halimizle sadece e, bunu keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşamıştım. Ama e, Watkins e, bu, bunun ötesine geçmiş ve bunların birbiriyle bağlantılı olabileceğini. Ee, savu üzerinden sahaya çıkmış. Sahaya çıkınca evet gerçekten bir takım korulukların, mezarlıkların, e, tapınakların, mabetlerin ve şu an o dönem için çok anlamı olmayan bazı bölgelerden bu hatların geçtiğini ve lineer, düzgün, ip gibi çizildiğini, çok uzun mesafeler bu ipin bozulmadığını fark edince ha demiş bu e, yöresel bir şey değil, daha global bir şey. Haliyle bu ışıkla ben de e, geometriye ya da geomansiye ya da eskilerin bilgeliği diyebileceğimiz bir alana kaydım. E, bu alana kayınca da ezoterizm denilen bir gizli e, bilgiler silsilesi olduğunu... ...bu bilgiler silsilesinin kendi içinde bir matematiğe sahip olduğunu... Sizin deyince, sizi, de, de matematik, matematik çok e, önemli. Şimdi matematik deyince karşıma Pisagor çıktı. Pisagor'un hala bir adam olmadığını yani bir matematikçi olmadığını... ...bir filozof olduğunu, bir okulu olduğunu... ...okulunun da bir erginleşme okulu olduğunu... ...bir inisiyasyon okulu olduğunu fark edince... E, ...bu adamın hem Yunan'da hem Mısır'da muazzam bir kolunun oluşu... E, ...sayıların ve çizgilerin ilişkisi kısmı beni büyüledi. E, ve ben de sahaya çıktım. Yani hani ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra öyle diyelim... E, ...bunu haritalar üzerinde, bu noktalar haritalar üzerinde işaretlemeye başladım uzun yıllardır belki 30 yıl oldu. Bu konuda çok bir üretimim olmadı. Olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama birbiriyle ilişkili kutsal merkezler. Bu kutsal merkezlerden geçen lineer düzgün çizgiler. Bu çizgilerin kendi içinde bir matematiği ve oranı. Hatta bunun altın oranla olan ilişkisi yani birbiriyle olan ilişkileri. Bir matematiğe, bir matematiğe dayanması anlamında şunu söylüyorum. Bir formüle dayandığı. Bu formülün de alelade sıradan bir insanın çok kolayca yapamayacağı şeyler olduğunu fark edince... büyülendim. Yani konunun aslında çok... E, uhrevi, çok yukarıdan çok yüce... Ya. ve gizli bir bilgiyi içerdiğini fark ettikten sonra... E, ben bu haritada bu işaretleri yapmaya devam ediyorum. Hocam ama bu gizli bilgiler çok 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 uzun zamanlardan önce biliniyor zannediyoruz. İnsanlar bir şekilde gözle görülmeyen... bir akışı hiç terk etmemişler. Ha. Ee, ve uygarlıklar uygarlıklara yerlerini devrederlerken... L sadık kalmışlar. Nasıl olmuş hocam? Güzel. Şimdi ben bunu fiziki olarak keşfettim. Ama büyük ihtimalle bunun bir metafizik tarafı var. Yani görünen ve görünmeyen kısmına. Dalınca yani konunun üzerine eğilince öyle diyelim. Bu konuda çok fazla bir şey yok. Kaynak yok. Ama kadimde izlerini bulunca daha da çok heyecanlandım. Çünkü e, bu hatlar üzerinde ki bu hatların birer haç yolu olduğu söylemi üzerinden Öyle mi? Evet, çok ilginç. E, bu, bunun bir işaret olduğu, bir patika olduğu ki patika kelimesinin de aslında çok kadim bir kelime olduğunu e, ve bu patikaların, o kutsal yolların, bu işaretli yolların yalın ayak yapıldığı, bu seyirin, bu yolculuğun, yani bu seyir sürüğün, e, yolun, tarikin ya da istikametin yalın ayakla yapıldığı. Iki yani ya da üç insandaki isimli. enerjiyle o toprak altından geçen enerji çarpışması gerekiyor öyle tam, mi hocam? Tam da oraya geleceğim. Dünyanın canlılığı üzerine kurulu bir teori bu. kadimdeki izi bu. Dünya üzerinde dünyayı bir arada tutan bizim görmediğimiz sanal çizgilerin olduğu, bu sanal çizgilerin kendisi içerisinde bir düzene sahip olduğu, bu düzen içerisinde de bir takım yerlerde kesiştiği, kesiştiği yerde paranormal olayların olduğu, bu paranormal olayları sıradan insanların çok da algılayamadığı, sıra dışı insanların konuya ilgili e, konsantre, e, araştırmacı kişilikteki e, erginleşmiş ruhların bunları görebildiği gibi bir e, yol haritası çıkınca karşıma büyülendim. ha Dedim burada o zaman fenomenlerin de peşine düşmek lazım. Yani bu paranormal olayların da üzerine gitmek lazım haliyle saha araştırmalarımı iki türlü yapıyorum. Birincisi buralarda paranormal bir şey var mı? Normal ya da paranormal mutlaka kutsalla ilişkili bir şeyin olması gerekiyor. Ya bir ışık görünmesi gerekiyor, orada olmaması gereken bir şeyi görüyor olmak gerekiyor, hayvanların o bölgeye gitmemesi gerekiyor ya da o bölgede bir su kaynağın ya da e, kutsal bir ağacın ya da ki Göbekli tepe böyle bulunmuş bir yerdir. Leyhatları üzerinde benim yıllar önce Göbekli Tepe'de bir göbek tepe Leyhat değil üzerinde. Değil mi Hatta benim istatistiklerime göre, bunu yayın yaparız ileride... Ee, ...beş büyük hattın geçtiği yerler çok daha büyük merkezler oluyor ki... Hı hı. E, ...Ayasofya üzerinde bu beş büyük hattı görebiliyorum ben. Ayasofya'nın altında da bile yattı. hattı var. Ha? Alt, e, altı demeyelim, bu bir lineer kavram, bir dikey durum. O noktada diyelim. Yani hocam. altı ve... Altı, üstü, şöyle bir diyelim, nokta diyelim. Ley hattı merkezleriyle ilgili şu sembolizmi kullanabiliriz. Bir haç gibi düşünün. Yukarıdan baktığınızda merkezi olan, hı hı. merkeziyle yukarıya ve aşağıya bağlanan bir lineer hat. Ee, yukarıdan baktığınız planda da bir hat şeklinde. Bu devinim, bu merkezlerin çalışması ile ilgili bir şey. Devinmeye başladığında gamal haç haline gelen devinim. Hatta hızlı devindiğinde aynı yin yang gibi olan yani aslında hızı gösteren bir devinimi gösteriyor. O merkezlerin bu enerji hatlarının yoğunlaşmasıyla yani kutsalın tezahürüyle devrime girdiği gibi bir sembolizmi içeriyor. Haliyle e, buraların kutsal olması, e, uhrevi bir kanal olması, e, bir geçit olması, bir e, kendi içine ya da kendi içindeki varlığa ya da insanın kendi içindeki özgürleşmesine giden bir yolu ifade etmesi bakımından önemli. E, yol dedim çünkü aynı zamanda lehyat bir yol anlamına da geliyor. E, öyle ya da böyle zaman içerisinde kaybolmuş olsa da bu hatlardaki patikalar, Birçoğu bir süre sonra otoba hali bile dönüşmüş. Yani haritada bu hatta denk gelen inanılmaz yollar bile var. Yol kullanılan yoldu. hala kullanılan yollar da var. Kullanılmayan işlevini yitirmiş hatlar da var. Ama e, görünen bilinen şu ki kadim, kadimde e, bu bilgeler, bu keşişler e, yalanlayak e, bu hatlar üzerinde yürümüşler ve aydınlanmışlar. Aydınlanma kelimesinin de bir bize buradan geliyor olması kısmı çok önemli. Çünkü yol ve yolculuk ve insanın aydınlanması somut anlamda da bir yürümeyi, bir e, hat üzerinde senkronize olmayı yani e, evrenle senkronize, uyumlanma, harmonya ya da doğayı hissetme ki bu kelt rahipleri bu anlamda çok önemli bir şeydir, e, koludur bu yürüyen keşişlerin. Ki Selçuklu'da çok önemli bir yürüyen keşiş silsilesi vardır. Bunlar fakiristler, dervişler adıyla anılan. Dünyanın her yerinde her yere giden, yürüyen ve gittiği yerde de toplumu, mahalleyi ya da karşılaştığı kişiyi aydınlatan bir misyona sahiptir. Haliyle kişi, derviş, olayların paranormal olması, normal olmaması ve bu hatların kendi içinde bir dizgeye sahip olması, bu hatların kendi içinde bir Ana röper noktası dediğimiz, matematikte kullandığımız yani biz e, binayı yerleştirirken mutlaka bir e, hareket noktası kabul ederiz. Bu röper noktalarının da kutsal merkezlere e, denk gelmesi, denk gelmesi. E, beni büyüledi. Haliyle benim evet. e, bundan sonraki hayatımda önemli bir yer tutacak olan e, bu keşif yolculuğu sahada devam ediyor. Yani haritada kodlama yapıyor. Evet, evet, ve gruplar halinde siz önemli noktalara ee, evet, ben, ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ben bunu bir belgesel yapmayı da diliyorum, istiyorum. Ee, İnşallah zaman 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 şöyle şeylerle karşılaştım. Burada bir şey var deyip gittiğim yani harita üzerinde hat üzerinde bir boşluk hissettiğimde o boşluğa gittiğimde mutlaka bir şeyle karşılaştım. Bu beni çok daha güçlendirdi. Çok daha inandım. Doğru olduğumu, yolda olduğumu inandım. Bu bakımdan da bu çalışma e, İleriki yıllarda umarım hayata geçer. Paylaşırım. İnşallah. İnşallah. Evet. Mısır piramitleri, Mayalar'a ait tapınaklar, evet. Evet. Çin'deki tapınaklar evet. ve daha onlarcası... Neyse hepsi meyatlar evet. 12 üzerinde. büyük hattan, 12 büyük merkezden bahsedilir ki bunlardan... E, ...bir tanesi işte Giza piramitlerinin... Bunlar tesadüf bölümleri. değil değil mi? Tesadüf değil, çok ilginç. Eskilerin bir mekaniği olduğunu inanıyorum, bir bilgeliği olduğunu inanıyorum. Bu mekaniğin bir aynı şey gibi... E, Şöyle bir diyeyim. önceki devirden, mu'dan, mu'da tespit edilmiş bu mu kültürüyle tespit edilmiş noktalar diyebilir miyiz bunu? Diyebiliriz. Bunu bir kozmik ırka da bağlayabiliriz, bir geçmiş atalar kültüne bağlayabiliriz. Bunu sezgisel bir akış olarak algılayabiliriz. İlahi bir mekanizma, melekleri, tanrıları ve peygamberleri devreye sokabiliriz. Her inancın, her kültürün kendi motifi ve bezemesi var kuşkusuz ama bilgi çok bu, eskiden geliyor çünkü. Bilgi eski. Bilgi çok eski, eski ve kökeni hakkında bilgi sahibi olmadığı için kişiler geleneğe bağlamışlar. Gelenek de şöyledir, sözlü bir gelenek vardır ki bu halı motifinde ezgilerle şiirle evet. aktarılır. Yani aslında kayıtlı bir metin yoktur, evet. ama kendi içinde küçük impulsları vardır, verileri vardır. Öyle bakıldığında bazı kültürlerin, bazı yerleri önemsediği, işte gidip kumaş çabut bağladığı gibi, yani bir ağacı niye durup dururken kutsasın, ama onunla ilgili bir Alt veriye sahip olduğu, şuurlu olmayan bir veriye sahip olduğu gibi bir izlenim uyandı bende açıkçası. Mesela piramitler yapılmış yine bir ley üzerine yapılmış. Yani ley hatta olduğu için mi yapıldı? Yoksa piramitler yapıldıktan sonra bir sistem değişikliği mi oldu gibi bir şey de var. Sorulur e, hocam? Soralım evet. Soralım. Evet orada bir şey vardı üzerine yapıldı gibi de bakmak lazım. Evet. Yani ağırlıklı ben öyle bakıyorum. Çünkü e, görünen şu ki e, bu hatlar üzerinde es geçilmiş hiçbir nokta yok. Bakın çok samimi söylüyorum, fi dağının fi tepesinde, fi kilometrede, burada bir şey olmalı diye çıktığım yerlerde küçük dikili taşlar bile gördüm. Çok iyi Kilometre taşı gibi. Burada bir şey var. İşaret niye niye işaretledin mi hocam? orayı? Allah, Allah. Orayı niye işaretledin? Yani ben dağcıyım. Senin geleceğini biliyorlar sanki, Benim geleceğimi biliyorlar kısmını değil. Senin gibi düşünenlerin geleceğini biliyorlar niye? Onlar bulsun diye. Bulsun neye hizmet ettiğini bilmiyorum henüz. ...niye bulmam gerektiğini de bilmiyorum ama şu bir gerçek ki... E, ...orada olması gereken şeyi daha önce birinin işaretlemiş olması muazzam bir şey. Niye çıktın oraya ve niye işaretledin? Bu aslında başka bir silsilenin, başka bir yerin işareti. Yani o hat üzerindeki çizgiler noktalardan oluşur matematiğiyle bakarsak... ...her nokta, her iki nokta bir doğru oluşturur mantığıyla bakmış sistem. Hayri bir yere işaretliyor. Bir yere istikamet gösteriyor bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Ya sakladığı bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Ya bir bilgeliğin işaretini göstermeye çalışıyor. Ya da bu geometriyi çözdüğümüzde, bu mekaniği çözdüğümüzde bir şeyle karşılaşacağız. Aydınlanacağız, bileceğiz, mutlu olacağız, huzurlu olacağız. Belki insanlık frekansı değişecek. Belki uzay gemileri gelecek. İşte bilmiyoruz. Ama burada bir fenomenel olay var. Yani doğal olmayan şeylerin oluyor olması ki UFO raporlarının birçoğu bu hatların üzerinde gerçekleşiyor. Haliyle konunun uhrevi, spiritüel bir ufolojiden mi söz ediyoruz? Yoksa hakikaten ufoloji, dünya dışı yaşam bizim uhrevi yaşantımızın bir parçası mıydı gibi bir sürü karmaşaya neden oluyor. Ya da dünya yaş dışı yaşam o noktalardan enerji mi çekiyor? Mesela. Mesela, Mesela bu da bir oy. soru olabilir. Yani değil, evliyaların hocam? velilerin mezarları hep bu noktalar üzerinde. Mi? E şimdi sen bu adamı oraya bilerek mi gömdün? Ya da bu mülkiyet hakkı denilen evliya geleneğinde olan, mülkiyet hakkına sahip olan kişinin kendi tespit ettiği yer mi? Haliyle bu karmaşa, bu sorular hali, soruyor olma hali benim hoşuma gidiyor. Bir yere gider mi? Bence gider çünkü yol kat ettiğimi düşünüyorum. Evet. Ee, bir hayli de sahadayım yani. E ee, beni özelimi bilen insanlar e, benim rahat durma, Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışmalar size ait. E, eksik e, e, olmayın. Tevekkür bu kitapta. Sağ olun. teveccühünüz. Hı -hı. Bu, bu böylesi bir şey benim üzerimden akıyor öyle diyelim. Yani ben yapıyorum kısmı e, fazlaca kibirli yukarıdan olur. Yo, ben bana, gördüğümü bana, söylüyorum Bana hocam bana yani. vesile oldu. Aha. Ben ben e, vesile oldum öyle diyelim. Birbirimize vesile olduk öyle bakalım. E, Salt Türkiye ile sınırlı çalışmıyorum. Evet. Dünyanın birçok yerine gitme imkanımız oldu, yaptığımız küçük bir organizasyon sayesinde. E, ve şunu da gördüm, burada işin spekülatif kısmına da girebiliriz. Bazen akışa bıraktığınızda bu bölgelere ya da bu alanlara çok yakın yerlerde kamp yaptığımızı da fark ettim dönüp baktığımızda haritanın üzerinde de konumlandırdığımızda zaten gelmemiz gereken yermiş gibi bir durumda oldu. Yani tüme varım ve tümden gelim gibi bir Tabii halde ise. oluşunca bu senkronizasyon kısmı benim hoşuma gidiyor. Buna işte senkronizasyon ya da harmonya diyoruz ya da gayya ile hemhal olmak. Yani e, toprak anamızla bütünleşmek. Yani doğanın parçası olmak. Aynı, Aslında uymak. Bravo. Aslında tam da doğanın parçası olmak kısmını şu günlerde pandemi günlerinde sorguluyoruz ya. Daha çok aslında tam yok. da bu. Tam da bu. Evet. evet. Kişi haddini bilmeli, yerini bilmeli, doğanın bir parçası olabilmeli. doğa gereken mesajı doğru yerde. Biraz da deneyici etkenine inanıyorum. Ben bilimde bu kısmın çok önemli olduğuna inanırım. Eğer odaklandığınız konuda motive olduğunuz, konsantre olduğunuz konuda ciddi efor ve zaman harcıyorsanız, onunla ilgili akışı da sağlamış oluyorsunuz. Yani bir, algıda seçiciliğiniz çok yükseliyor. İki, bununla ilgili de veriler kendiliğinden gelmeye başlıyor. Ahmet Mehmet sizi buluyor, cümle arasında sizin istediğiniz cümleleri kuruyor gibi... bir halde oluşmaya başladı. Buna da eş zamanlılık diyoruz. Bu ayrıca Jung'un çalıştığı ciddi bir alan, ciddi bir nedenselliğin karşısına koyulmuş bir teori. Bazen bazı şeylerin nedeni yoktur, anlatmaya çalışan bir teori. Ben bu eş zamanlılık kısmını da kutsuyorum. Haliyle bu iki veri, bu üç veri, bu dört veri yani bahsettiğimiz hatlar, keşişler, fenomenler ve eş zamanlılık kavramı bir araya geldiğinde bir matematik çıkıyor ortaya. Evet. Bu matematik eskilerin mekaniği. Bunu çözdüğümüzde inanıyorum ki inanıyorum ki pile ihtiyaç duyacağız. Biz bunu mutlaka konuşalım. <laughs> i̇nanıyorum ki pile Bunda ihtiyaç duyacağız. Bunun adına da kadim mekanik diyelim mi? Kuşkusuz. kuşkusuz. Hocam e, yer altından geçen olumlu ve olumsuz enerjiler yani pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılan hatlar mı bunlar? Değil. Ben e, değil, değil evrende ben? hiçbir şeyin negatif olduğunu inanmıyorum. Eee evet. kozmos ve kaos olarak bakıyorum. Evet. Kaos kendi içinde bir entropiye sahip. Yani bir şey bozulduğunda yeni bir sistem oluşturur. Bozulmayı insan şuuruyla bir negatif algı içerisindedir. Aynı Hızır örneğinde verdiğimiz gibi ya da pandemi döneminde verdiğimiz gibi. Bir şeyin ters gidiyor olması alıştığımız konfor alanını sabote ettiği içindir. Konfor alanımız zihinseldir. Evet. Yani bir şeyin negatif algılanması sizin canınızı sıktığı içindir. Negatif olduğu için değildir. Hayır. Bu Olaya hatları, böyle bakmak bu lazım. Bu hatları negatif ve pozitif olarak adlandırmak yanlış olur. Yanlış. Bunlar Hayır. birer enerji hattı. Siz ona uyumlanırsınız, uyumlanmazsınız. Yani sizin, yani bu burada insan kibri ortaya çıkmamalı. Sizin ona uyumlanmanızla ilgili bir şey. Siz onu uyumlu değilseniz rahatsız olursunuz, başınız ağrır, nefes darlığı çekersiniz. Burası bana göre değil dersiniz. Burayı ben sevmedim dersiniz. Bir daha buraya gelmeyeceğim dersiniz. Ama frekansınız uygunsa oradan büyülenirsiniz. Buraya kamp atayım dersiniz. Burası harikaymış dersiniz. Çok güzel koktu dersiniz ki İstanbul'un kuruluş efsanelerinde böyle şeyler var. Bazı kahramanlar, bazı kahramanlar kutsal yarımadaya gelip e, muhteşem yenilendim, canlandım. Bu sudan içtim, gençleştim. Bu havayı soludum. 50 yaş gençleştim diye de dediği söylenceler var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani İstanbul özelinde de çok önemli bir ley hattı üzerinde evet. duruşumuzla ilgili. Güzel bir mesajdır bu. Ley hatları sizin durumunuza bağlı olarak, hmm. sizin algı ve aydınlanma seviyenize ve sizin frekansınıza bağlı olarak zor yerlerdir. Bu zor yerlerde uyumlanmak kutsalı hissetmek anlamına gelir. Zor yerlerde insanlar fazla duramazlar. Zor yerlerin şöyle bir özelliği vardır. Yoğundur enerjisi baş ağrısı yapar. Yoğundur enerjisi sizi sıkar. Nefes darlığı yapar. Yoğundur enerjisi huzursuz olursunuz. Yoğundur enerjisi her şey ters gitmeye başlar. Rüzgar toplayamazsınız. Rüzgar eser, güneş çarpar. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ama eğer uygunsanız yani o, o yolu kat etmişseniz ki dervişin yol kat etmesi kısmı odur. Haç bir yolculuktur. Varma yeri değildir. Vardığınızda hacı olursunuz. Kabe'nin Kabe altında bu Kuş, noktalardan kuşu. biri en var. En önemli. En, önemli, en noktalardan önemli noktalardan biri. Ki Adem'in havan oraya indirildiği söylencesi e, üzerinden bile. Bu, bu bunlar e, kadim metinlerde dünyanın e, evrenin bazı noktalardan e, asıldığı anlatılır. Yani havada duruş evrende salınım e, metaforunu böyle anlatmaya çalışır metinler. Bu asıldığı noktalar gibi tabir ederim ben yani takıldığı kanca takıldığı evrenin havada evreni ayakta tutan enerji merkezleri gibi düşünün. Bunlar hem yerin altına hem gökyüzüne, yıldızlara ki yıldızlar sembolizmine de bir özgürleşme sembolizmi olarak aldığımızda bir yükselmeye bir e e efora ve bu efora bağlı olarak aydınlanmayı gösterdi gösterdiğini e söyleyerek e ley hatlarını bulunduğu bölgeleri e insanlar e fark etmeden hissedebilirler fark etmeden hissettiklerinde orayı kutsarlar, önemserler, sürekli giderler, sempati duyarlar ve zaman içerisinde de orası işlev kazanır. Yani birileri e, işaret etmez size buraya bir mabed yapın diye. Bunu insanlar algılar, hisseder işte. Bravo. Ha. Bu gnostik bir bilgidir. Bunun yani matematiğini çözmek çok çok sonraki iş. Çok sonraki iş. Ha. Bu bir e, hasbelkader benim Olaya konsantre olmamla ilgili bir şey. Zaman, Oysa ki hani konsantre gönlü açık diyelim hocam. Değil değil üçüncü Gözlü gözü açı, gönlü açık. Yani e, onlar işaret. Saf ve temiz yani. diyebileceğimiz saf ve temiz kavramı da hani bir program konuşulacak bir konu belki ama saf nedir, temiz nedir? E, evren insanı. E, hani e, neden ona kendisiyle barışmış, e, başkasıyla sorun olmayan, kendisiyle de sorunlarını çözmüş insanların çok rahat algılayabileceği bir şeyden bahsediyoruz, noktadan bahsediyoruz. Hocam bildiğimiz Kabe-i Muazzama evet. e, bu lehhatları üzerinde bulunan en kutsal merkezlerden biri. Evet. Buna benzer piramitleri biliyoruz hocam. Evet. Birkaç tane daha siz ekleyebilir misiniz? Yani ben yani? benim e, tespit ettiklerim dışında bilinenler üzerinden Mesela gidersek... Stonehenge, Stone e, Orta Amerika'daki e, şeyler, Nazca düzlüğü, Naska düzlüğü e, Göbekli, Tepe. Göbekli Tepe çok önemli son yıllarda bulundu, biliniyordu zaten. Ha. Hatlar evet. üzerindeydi, sadece zamanı gelmesi gerekiyordu. Hala zamanı gelmesi gereken beş line'ın, çizginin birleştiği yerler var. Mesela Nemrut çok önemlidir, Ankara çok önemlidir, Ankara'nın başkent olması çok ilginçtir. Truva çok önemlidir, Türkiye özelinde devam edersek Efes çok önemlidir, İstanbul çok önemlidir. Ankara'nın altında da var. Ankara önemlidir. Ankara ha. Ankara önemli bir Hitit şeyidir. Ee, şu an atamızın yattığı tepe Hitit mezarlıdır. Evet. Yani orasının alelade bir yer olduğunu düşünmeyin. Yani e, orası eskiden bir e, yıldız kapısıydı. Anlatabiliyor muyum? Stargate. Evet. Yani gök kapısı. gök kapısı. Atamız bir Türk geleneğiyle bir gök kapısının üstünde yatmaktadır. Bunlar alelade şeyler değil. Öyle e, ...görünenin arkasındaki görünmeyeni iyi bilmek bu Bir bilgiye sahip ayazı. olmadan e, A, anlam kazanmaz. Yani içini, içini doldurmadığınız evet. bir şeyi sadece nesne olarak algılarsınız. Sadece evet. bir tapınak olarak, sadece bir mezar olarak sadece. Bunun bunu gibi bakın. E, Ayasofya'nın bahçesinde yatan kaç tane şey var? Şehzade var, kral var. Öyle bakın yani sonuçta. Kimler onlar yatıyor böyle... hocam Ayasofya'nın Yani şu an e, çok ak yatıyorum? aklıma gelmiyor ama sonuçta e, orada bulunmak e, alanı kutsar. Kutsal alanı kutsal alana yakın olmak da zaten yatanı da kutsar. Yani bu bir karşılıklı algı vergi meselesi. Kutsala yakın olmak. Yani gök kapısına yakın olmak, ruhunun çabuk yükselebileceği, Arap'ta kalmadan diğer tarafa gideceği. Böyle bakmak yani. Evet. Ki Ayasofya çok ciddi anlamda paranormal hikayelere sahiptir. Ee, kanuni dönemini çok iyi arşivlenmiştir. Kanuni döneminde bir gece e, Ayasofya'nın içinden şey gelir. Ee, ne o? Hmm sesler gelir. İçeride de ışıklar yanıyordur. Derler burada kim var? Hemen kralı haber, şeye, e, sultana haber verir, kanuni gelir, kapıyı açarlar, içerisi karanlık. İçerideki sesler e, ilahi sesleri şeklindedir. Yani muazzam bir şey. Oradaki paranormal olay zaten ciddi anlamda bir ley hattı merkezi olduğunu gösterir. Ki orada zaten çok ciddi anlamda yapılış hikayelerinde Hızır'ın gelmesi, Uhrevi bir yardımın gelmesi, meleklerin ucundan tutuyor olması, mabetin yapılış sırasında bir sürü rüyanın, haberci rüyaların ve planların gelmesi. Rüyada Zaten Rüyada gelen planlar evet. değil mi? Bu arada leyhatlarında görülen rüyalar, leyhat merkezine görülen rüyalar ki zaman zaman şu hisse de kapılınmıştır. O bölgelerde yatan dervişlerin e, mesaj aldıkları. Yani uhrevi bir kanal, kolektiften mesaj evet. aldıkları. Kollektif Kolektif nedir? Yunk'a göre kolektif bilinçaltı, akaşa Akaş. ya da ma denilen ee, evrensel yüceliğin, evrensel bilginin kaydolduğu bir derya denizdir. Ki... E, Musa ile Hızır'ın yolculuğu sırasında gemiye bindiklerinde... E, bir kuş gelir, bir damla bir şey alır... E, su içer... E, Hızır, Musa'ya... der ki... şu an... E, serçenin içtiği... su damlası kadar bizim... bilgimiz... Der. bu kadar bile değil der seninle benim bilgim... farkındalığım... yani o kadar büyük bir derya denizden söz eder ki... Hızır ve... Yani Hazreti Hızır, Hazreti Musa bunlar seçilmiş peygamber düzeyinde... biri ledun ilmine hakim, biri yani. peygamberlik vasfına sahip bir... şeyden, ruh... güzelliğinden... söz ediyorken, bir damla kadar bilgiye bile sahip değiliz demesi... enteresan bir şeydir, göndermedir. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu hatlarda... yatan, uyuyan, bu hatlarla... fark eden kişilerin... bu derya denizden, bu akaşadan faydalandıkları... yani... Ee, rüyalar aracılığıyla faydalandıkları gibi bir e, hissiyat içinde. Anlayış var. Evet, evet. Hocam Hazreti Uşşan'ın yattığı tepe de e, kuşkusuz önemli yerlerden e, bir, bir tanesi. Onunla bir ilgili de şey. hemen şöyle bir hikaye var. E, rüyada görülür e, ve bölge araştırılması gerekir. Araştırılma sırasında yerel halktan destek alınır ki ben de benzer bir metodu kullanıyorum. Ha. Burada sana e, doğa üstü gelen bir yer var mı deriz biz yerel halka gittiğimde yerelde. Sana sana tuhaf gelen bir şey var mı dediğimizde. E, mutlaka orada bir tuhaf şey varsa yani insan zihnine bilincine tuhaf gelen değişik gelen bir şeyin hemen verisini alırız. Yuşa Tepesi için de benim koyunlarım bu bölgede hiç otlamıyor der çoban. Evet. Çok güzel bir işarettir. Yani hayvanların girmediği kanuni özel bir zamanında. De, kanuni zamanında. E, bu bir rüya üzerine. Evet. O, sonrası da bu Sonrasında bu araştırma oluyor. gerekir. Bu araştırma gereği de o tepe bulunur, kazı yapılır ve bir şey bulunur, lahit bulunur. Evet haliyle bunun Yuşa ile, Hazreti Yuşa ile ilgili olduğuna inanılır ve burası Yuşa tepesi olarak anılır. Hazreti Yuşa'nın dünya üzerinde üç tane ayrı mezarı var. Onlardan bir tanesi de Yuşa tepesinde. Hocam leyatlarının kesiştiği noktalarda bir takım zaman ve mekan kaymaları yani zaman ve mekan bükülmeleri yaşanabiliyor mu? Güzel çok iyi bir noktaya temas ettiniz. bu bölgelerin böylesi özellikleri var. Ki, Az önce bir tanesinden bahsetmiştik. E, yani mesela... E, Kanuni üç, Ayasofya. Üç tane şey var mesela. E, yine Kehf Suresi'nde, Kur'an-ı Kur Kerim'de, dinimizde de geçen e, yedi uyurlar hikayesi vardır. He. Bir zaman kayması yaşamıştır. Bir mağara da olmuştur. ki Mağara göndermesi önemli. E, bir tanesi Efes'tedir. Bir tanesi Tarsus'tadır. E, bir diğerini hatırlamıyorum ama galiba Gaziantep bölgesinde olması lazım. Yani bunlar aynı zamanda birer leyhattı e, noktasıdır. Zaman kaymaları, zaman bükülmeleri. E, çünkü e, bu bölgelerin e, az evvel söylediğimiz o, o yıldız geçidi ya da He. hani artık kuantumda çok daha güzel bir yere geldi bu. E, tavşan geçidi ya da solucan deliği dediğimiz ki Einstein Rosen köprüsü ile çok iyi anlatılan bir teori üzerinden yürüyebiliriz. E, zamanda ve mekanda kısa yollar evrende kısa yollar, paralel yollar ya da paralel evrenlerin birbiriyle olan münasebetinin... kısa yolları olduğu gibi bir... şey var, teori var. Bu teori üzerinde L hattı kesişe, kesişme noktalarına oturttuğumuzda... evet buralarda birer... zaman kayması, yani fenomenle kastettiğim zaten o idi. Hı hı. Bir doğaüstü olayın olması durumu. E, aynı zamanda... E, evrensel zamanın da bükülmesi... E, kayması, e, geçmiş ve geleceğin... anda zuhur etmesi gibi... E, bu e, tarikat ehli insanların da çok fazla e, tercih ettiği bir tabirdir. Çünkü e, bulundukları dergahı da bu hatlar üzerine kurar ya da merkezleri üzerine kurar. Buralardaki zaman kaymalarını da kutsar. Ve bunu da şöyle izah eder. E, Derviş andadır der. Geçmiş ve geleceğin aynı bir konik yapı gibi tek noktada sıkıştığı yer ve zaman... E, ...kişinin erginleşmesiyle, kişinin uyumlanmasıyla, kişinin oradaki kapıya, oradaki enerjiye uyumlanmasıyla mümkün der. Yani bu iş, insanın erginleşmesi doğa olmadan olmaz. Doğanın bir parçasıdır. Ama doğayı var eden bir bilince de sahiptir. Humanist görüşün temelinde bu yatar. İnsan varsa doğa vardır. İnsan var olduğunda doğa ona hizmet eder der. Hizmet etmesi de tamamen kendi içinde sübliminal kapı açması anlamına gelir. E, hocam, Agarta ile ne alakası var bu leyhatlarının? Agarta ile ilgili şöyle e, direkt bir bağ kuramayız ama hani Agarta'yı bulmak adına leyhatlarını kullanabiliriz. Evet. Öyle bakmak lazım. Yani e, bir kere kutsal mekanları, kutsal yerleri işaret ediyorsa bu matematik, bu matematik üzerinden çünkü matematik bir bilimsel veridir. Bu matematik üzerinden, bu oranlar ve orantılar üzerinden ilerlediğimizde beş tane, 10 tane, 20 tane çizginin kesiştiği bir yere odaklanmakta fayda var. Yani orada bir arkeolojik kazı yapmakta ya da orada bir mağara bulmakta ya da o geçitten girmekte fayda var. Bu bilimsel bir veri olmadığı için yani bu konu bilimsel bir konu olmadığı için bir maceracının işi olabilir o. Ha, benim gibi bir adam ancak yapabilir onu. Yani öbür gün çıkıp Agartha'yı buldum dediğimde ne buldun kısmını hesabını veremeyebiliriz. Yani Agartha'nın ne olduğunu bilmeden bulduğumuz şeyin değerini de anlamayabiliriz. Bu noktaların zamanda yolculukla da bir alakası olduğunu söyleyiniz. Kuşkusuz. Kuş Biraz husus. daha açalım. Yani şöyle diyelim, Stargate filmini örnek veririm. Güzel evet. bir filmdir o. Bir solcan deliğidir o. Başka bir gezegende aynı uygarlık, benzer bir uygarlığın kendi içinde bir gidiş gelişini anlatan bir hikayedir. Bir zaman kayması söz konusudur. Bir mekan kayması söz konusudur. Ama tamamen bilimsel verilerle yapılmış bir film. Bilim kurgudur, kurgu bilim değildir evet. o anlamda söylüyorum. E, hatları doğru e, bir eskilerin mekaniğiyle çalıştırılırsa... Evet Eskilerin mekaniği çok önemli. Aynı İstanbul'daki tılsımlı taşların çalışması gibi... Ya da Yeditepe'nin işlevinin yerine getirilmesi gibi... Bunu çalıştırdığınızda, bu mekaniği çalıştırdığınızda... Ki bunun izlerini ben Göbektepe'de görüyorum. Bir sıvı teknolojisi kullanmışlar çok ilginç. Evet. Göbekli Tepe bir e, çark sistemi gibidir. Yukarıdan baktığınızda da gerçekten birbiriyle ilgili ilintili... ...yuvarlaklar görürsünüz. Ee, üzerinde başka bir mekaniğin çalıştığını gösteren çok güzel bir veriye sahip. Ee, buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu mekaniği çözdüğümüzde bu kapıları, bu geçitleri açabiliriz. açabiliriz. Açtık ve ne gelecek kısmına hazırlıklı olmak. Ha, onu lazım. bilmiyoruz. Ee, orada o bir o, risk. O bir risk. Ee, değerli hocam, e, bu Ankara'nın başkent seçilmesindeki sebebin lehatlarından bir olduğunu söylediniz evet, az önce. Evet. evet. E... Atatürk bir geomant'tır. Bu çok önemli. Atatürk'ün işaret ettiği... her bölge bir lehat üzerinden geçiyor. Gebze'de... Hanibal'in mezarı dediği ve taş diktirdiği... ve etrafını ağaçlarla yaptığı... aynı Stonehenge'e benzeyen bir yapı vardır. Kimse de bilmez, görmez. Bakın oraya. Burayı niye işaretledi diye düşünün. Hanibal'i niye işaretledi diye düşünün. ile ilgili okuyun. Bakın neler çıkacak. Bunun gibi bakarsanız... Yani bir gün Ankara'ya gelip... Bu tepedeki e, Hitit e, Mabedi muhabbetini yapıp yıllar sonra oraya gömülmesi tesadüf değildir. Evet hocam. Hocam e, dünyanın stratejik enerji noktaları e, belirlenmiş, bunun içinde kutsal geometri kullanmış e, bilgeler. E, burada mimariyle uyumlu e, kullanıldığı anda yıldız kapılarının açılabileceğini söylediniz. Mimariyle kastım şu, doğru malzemelerin bir araya getirilmesi diyelim, onu şu an biz bilmiyoruz. Şöyle, dünya üzerindeki mineral yapısı... farklı ve bir araya geldiğinde... reaksiyona girebilecek, kimyasal anlamda reaksiyona girebilecek bir... jeofizikten bahsediyorum. Jeo, jeolojik bir olaydan, somut fizik bir konudan bahsediyorum. Bunların bir araya gelmesiyle ki... zaten teknoloji böyle gelişmiştir. Dünya üzerindeki metallerlerin bir araya gelmesiyle çalışan bir sistemden söz ediyorum. Eskiler bu sistemi biliyorlarmış. Bunları Kadimler. bir araya bir araya evet bunları bir araya getirerek bir şeyler yapıyorlarmış. Yaptıkları şey neye hizmet ediyormuş kısmını bilmiyoruz. Ama Tesla diye bir adam var. Evet. Tesla diye bir adamı okusunlar lütfen rica ediyorum. Bu kadim bilgeliğin izlerini Tesla'da görebilirler. Evet. Konuya çok önemli bakalım. bir isim. Evet. E, hocam bu arada aldığım notların arasında şimdi bakarken gördüm Gize Gize pratiklerinden geçen hat Ankara'dan geçiyor. Doğrudur. Tam aksiyel olarak oradan geçer. Derli değerli hocam komikse cevap vermeyebilirsiniz. Şimdi bir soru soracağım Estağfurullah. ama Estağfurullah. leylekler de sanki bu leyatlarını biliyorlar. Hocam. E, çok güzel. Yani leylekler demeyelim bütün canlılar, bütün canlılar. Adı onun için mi leylek acaba? <laughs> Leyhatları. <laughs> güzel. Dolayı o e, tesadüftür ama şöyle bir şey var. E, Dünya harmonyası, uyumu... bizim dışımızda çok güzel işler. Yani fıtrat dediğimiz bir kısım var orada. Bu kelimeyi çok seviyorum aslında ama doğru kullanıldığını düşünmüyorum. Ee, hiçbir kuşun aptal olduğunu görmezsiniz. Hiçbir filin aptalca bir şey yaptığını görmez. Bir kedinin çok komik bir şey yaptığını görmezsiniz. Kendi doğası dışında bir şey yapmaz. Kendi doğası dışında komik ve aptalca... E, işler yapan tek canlı insandır. Fıtratı zeka üzerine kurulur. Sonradan kendini bozar insan. İşte doğayı uyumlanma, doğayı hissedememe, doğayı dinleyememe, doğayı algılayamama, doğa doğayla hemhal olamama, harmoni, armoni içerisinde onu duyamama halini, e, biz e, duyma halini biz canlılarda görüyoruz, diğer canlılarda görüyoruz, bitkilerde görüyoruz, hayvanlarda, kuşlarda, balinalarda görüyoruz. Bazen bazen rotaları şaşıyor, GPSleri bozuluyor, karaya vuruyorlar ya. İşte bu tamamen e, dünyanın hatlarıyla enerji merkezleriyle oynamamızla ilgili onlara müdahale etmemizle ilgili. Yani biz uyumlanma yasası içerisinde bir virüsüz. Bu virütük durum hem bizi çürütüyor hmm. hem doğayı çürütüyor. O zaman doğaya zarar verdiğimiz anda bu düşüncelerimiz bile veriyor. enerji bile tabii, 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 farklılaşabiliyor. Tabii yani. düşüncelerimiz bile veriyor. Anladım. Hocam. Düşüncelerimiz bile veriyor. Kendini koruyamıyor dünya. Hocam Dünya canlı. Dünyanın canlı olması kısmı evet ideallerden bir tanesi. Ön kabulüyle baktığımızda siz bir canlıya üzerindeki her şeyiyle beraber zarar veriyor haldesiniz. Bu çok ciddi bir sorun. Eğer bununla başa çıkamazsa insan kendini yok edecek. Durum bu. Gerçi bu süreç biraz pandemi süreci insanların yani bunun bir demo olması hani niyetinde Hep böyle söylüyorum. Umarım daha gerektirdi. büyük büyükler, yani bedeli ödenmeden insanların aydınlanması mümkün değil. Yani bir aydınlanma ancak bedel ödenerek olur. Onun da kendi içimize dönüp bir an evvel bu pandeminin sonuçlarını Tefekkür etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili konuşmamız düşünmemiz lazım. Evet, yoksa evet. daha büyükleri kapıda. Çünkü bu bir cezalandırma mekanizması. Yani kozmos... kendini kaosa çevirir. Yani yeni bir düzen kurar. Entropi denilen yeni ya. düzen, yeni düzen içerisinde insanın yeri yoksa insan yok olur. Yok olur. Ama evrene bir şey olmaz. Hocam siz duymuşsunuzdur da belki izleyicilerimiz ilk defa duyacak. Çin'de toprak falcıları varmış. Ev demir denilen bir şey o. Yani dolada da var. Yani bir ev yapacaksın. Tabii tabii tabii. Feng ee, Shui denilen ha. bir uzantısı da var popüler anlamda. Öyle mi? Tabii tabii. Yani güneşin, <laughs> havanın yani doğayı okuma biçimidir bu. Ben mimar olduğum için e, çok hassas davranamıyorum belki ama e, gözetirim. Yani doğu batı ilişkisi, güney kuzey ilişkisi, e, ağacın durumu, derenin durumu bunlar e, kent kurarken de çok önemlidir. Yani Osmanlı'da remir denilen, toprak falı denilen bir şeydir. Toprak sizle konuşur. Hmm. Toprağı dinlemek, toprağı anlamak lazım. Eğer toprak doğa doğayla konuşamıyorsanız ki, işte espri yapıyoruz, havayı büktü, suyu büktü, ateşi büktü diye. Evet, gerçekten insan evreni bükebilecek güçte. Ama o gücü elde ettiğinde, o gücü elde ettiğinde o erdemdir. Onu doğru kullanmalıdır. Evet. Doğru kullanamadığında ki o erdeme sahip olamaz zaten. E haliyle bu konuların tamamı, kendi içinde ciddi bir yükselişi bir erdemi bir aydınlanmayı barındırıyor. Ondan dolayı onun, içinde konu, bravo, onun içinde konu doğumuz üzerinde. Bravo. Onun içinde çok konu popülist olamaz, olmamalı. Yani biz bu konuları televizyonda konuşamayız den yola çıkarak söylüyorum. Çünkü eee mevzunun altına e, kendi hissiyatına, kendi inancına, kendi e, dokusuna uyacak ve bu konuda serzenişte bulunacak milyonlar tanıyoruz, biliyoruz. Evet. Bilemeyiz. Hocam verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Estağfurullah teşekkür ederim. E, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Sağ olun. Sağlığınız. Ha. Harika bir kanal. Harika bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür Herşey ederim. Şey Sizlerin olsun. desteğiniz ve tebessiniz. Estağfurullah. estağfurullah. i̇zleyen İz, kitlenizi de Hı. saygıyla selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok Teşekkür sağ olun. Leyatlarını yani dünyanın üzerindeki dünyanın sinir sistemini konuştuk. Neden e, bu kadim bilgi üzerine ee, bu kadar e, bina inşa edildi. Mabetler neden buralara yapıldı? Bunları konuştuk. Konuğumuz yıllardır e, L hatları üzerine önemli çalışmalar yapan ve bu çalışmaları kaleme alan araştırmacı yazar Murat İrfan Ağcabay'dı. Tekrar ağzınıza ayağınıza teşekkür sağlık. Sağ olun. Teşekkür ee, programımıza burada son veriyoruz. Nokta koyuyoruz. Ee, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.